Ferit uzun süredir okumayı düşündüğü kitabı kütüphaneden aldı ve koltuğuna doğru ilerledi. Koltuğa oturdu, derin bir nefes aldı. Odanın içine yayılan sessizlik Ferit'i huzurlu bir atmosfere sürükledi. Pencereden dışarıya bakarken gözleri yağmur damlalarının ardı ardına düşüşünü izledi. Yağmurun ritmik sesi Ferit'in kulaklarına ulaşarak bir nevi müzik gibi yankılandı. Ferit, sehpanın üzerinde duran bir fincan çayını eline aldı ve sıcaklığını hissetti. Kitabın kapağına baktığında büyük bir yazarın eserini tuttuğunu düşündü ve içindeki merak daha da arttı. Victor Emil Frank, İnsanın Anlam Arayışı yazısıyla karşılaşması kitabın derinliğini düşünmesine sebep oldu. Kitabın kapağını çevirerek Ferit sayfaların arasında kaybolmaya hazırlandı. Kitap hemen başında şaşırtıcı bir açıklama sunuyordu. Bu kitap gerçeklere ve olaylara ilişkin bir açıklama olma iddiasında değildir. Ferit bu cümlelerin ardından ne ile karşılaşacağını merakla bekledi. Bu eser, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış, bir yokmuş diye başlayan bir masal kitabı değildi. Ferit okumaya devam etti. Bu kitap, milyonlarca tutuklunun tekrar tekrar yaşadıklarının bir özetidir. Bu, bir toplama kampının orada bulunup da sağ kurtulmayı başaranlardan birisi tarafından anlatılan öyküsüdür. Bu öykünün konusu yaşanan sayısız acılardır. Başka bir deyişle bu kitap şu soruya cevap vermeye çalışacak. Bir toplama kampındaki gündelik yaşam nasıl bir şeydi? Burada anlatılanların çoğu büyük ve ünlü toplama kamplarında değil, gerçek imha işlemlerinin çoğunluğunun gerçekleştiği küçük kamplarda geçmiştir. Bu öykü, büyük kahramanların acılarını ve ölümlerini anlatmadığı gibi, zalim gardiyanların ya da ünlü tutukluların öyküsü de değildir. Bu nedenle güçlü olanın değil, kayıtlara geçmeyen o büyük atsız kurbanlar ordusunun acılarını, çarmıha gerilişlerini ve ölümlerini konu olarak seçmiştir. Okuduğu satırlar Ferit'i derinden etkiledi. Gözlerini kapatıp hayal gücünü kullanarak o zamana, o acılara doğru bir yolculuğa çıktı. Zihninde o büyük kurbanlar ordusunun yaşadığı acıları, ayrılıkları, işkenceleri ve ölümleri canlandırmaya çalıştı. Ferit'in iç dünyası masalsı bir atmosferin içine girdi. Gözleri kapalıyken yağmurun sesi daha da yükseldi. Her damla pencerenin camına vurduğunda hafif bir uğultuyla Ferit'in kulaklarına çarpıyordu. Kitabın sayfaları arasında kaybolurken Ferit sanki bir toplama kampında dolaşıyormuş gibi hissetti. O an yaşananları anlamaya çalışan bir okuyucunun hayal dünyasındaki gezintisinin başlangıç noktasıydı. Ferit iç dünyasında bir yolculuğa çıkmıştı. Victor zeki ve merhametli bir doktor olarak aydınlık ve umut dolu bir ülkede yaşarmış. Bu ülke insanların ruhlarını iyileştirmeye, yaşamın anlamını bulmalarına yardımcı olmaya odaklanan bir yerdi. İnsanlar arasında dayanışma ve sevgi hakimdi ve toplumun her kesimi birbirine destek olurdu. Victor, mesleğiyle ve insanlara olan katkısıyla saygı duyulan biriydi. Ancak bir gün bu huzur dolu ülke kötü kalpli bir kral tarafından işgal edildi. Kral, zalim ve acımasız yöntemiyle ülkeyi ele geçirdi ve insanları ezdi. Victor, diğer insanlarla birlikte esir alındı,
korkunç bir toplama kampına gönderildi. Bu kamp umudun ve insanlık değerlerinin tamamen yitirildiği bir yerdi. Orada Victor ve arkadaşları açlık, soğuk, hastalık, işkence ve ölüm tehdidi altında yaşamaya başlamışlar. Victor ülkesinin işgal edildiği günü hiç unutamıyordu. O gün kötü kalpli bir kral ve onun ordusu ülkeye saldırmıştı. Kral ülkenin zenginliklerine, topraklarına ve insanlarına göz dikmişti. Kendisinden başka kimseye saygı duymuyor, kendi ırkını ve inancını üstün görüyor, diğerlerini aşağılıyor ve yok etmeye çalışıyordu. Victor, kralın askerleri tarafından yakalandığında çok korkmuştu. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bir arabaya bindirilmiş ve uzak bir yere götürülmüştü. Yol boyunca hiçbir şey yiyip içemediler. Askerler onlara sürekli olarak bağırıyor, küfrediyor ve vuruyorlardı. Victor, arabayla geldikleri yerin bir toplama kampı olduğunu anladığında korkusu daha da derinleşti. Kamp dikenli tellerle, gözetleme kuleleriyle ve muhafızlarla çevrilmişti. Kapıda büyük harflerle "Çalışmak özgürleştirir" yazıyordu. Victor bunun ne anlama geldiğini henüz bilmiyordu, ancak içine kötü bir his doğmuştu. Victor kampın neden kurulduğunu sonradan öğrendi. Burası insanları zorla çalıştırmak, işkence etmek ve onları ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuştu. Kral esir aldığı insanları buraya gönderiyordu. Victor ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kamptan içeri adım attıklarında karşılaştıkları manzara dehşet vericiydi. Binlerce insan kirli, yırtık ve eski elbiseler giymişti. Hepsi çok zayıf, solgun ve bitkindi. Bazıları yaralı, bazıları hasta, hatta bazıları da ölmüştü. Victor kamptaki barakalardan birine yerleştirildi. Baraka çok kalabalık, pis ve kötü kokuyordu. Victor sıkış tepiş ranzalardan birine oturdu. Yeterli yiyecek, su, giysi, temizlik ve sağlık hizmeti yoktu. Esirler açlık, soğuk, hastalık, bitler, pireler ve farelerle mücadele etmek zorunda kalıyorlardı. Burada fiziksel olarak çalışmaları zorunlu tutuluyordu. Victor taş kırma, çukur kazma, demir taşıma gibi ağır işlerde çalıştırılıyordu. Çalışırken sık sık cezalandırılıyor, gardiyanlar tarafından dövülüyor, işkence görüyor ve aşağılanıyordu. Kampta gaz odaları, krematoryumlar, infaz duvarları ve toplu mezarlara benzer ölüm araçları bulunuyordu. Victor her an gaz odalarına gönderilmekten korkuyordu. Gaz odasında zehirli gazla öldürülen insanların cesetlerini görüyordu. Cesetler daha sonra krematoryumlarda yakılıyor veya toplu mezarlara atılıyordu. Kampın atmosferi korku ve baskıya dayanıyordu. Muhafızlar sürekli olarak tutsakları gözetliyor ve sık sık cezalandırmak için şiddet kullanıyorlardı. Tutsaklar açlık, hastalık ve insanlık dışı koşullarla mücadele etmek zorundaydılar. Victor toplama kampında yaşamaya başladığından beri çok acı çekmişti. Ailesini ve arkadaşlarını kaybetmişti. Hayatının anlamını yitirmiş gibiydi. Ölmekten başka bir çaresi yoktu sanki. Ama Victor bu zorluklara rağmen umudunu kaybetmemişti. Kendine şöyle demişti: "Hayatın bana ne getireceğini seçemem ama ne yapacağımı seçebilirim. Hayatın benden ne beklediğini bulmalı ve ona göre davranmalıyım." Victor kamptaki diğer insanlara yardım etmeye çalıştı. Onlara moral vermeye, onları teselli etmeye, onlara yaşamanın bir anlamı olduğunu hatırlatmaya çalışıyordu. Victor
kamptaki bir arkadaşı olan David'in doğum gününü kutlamak için bir parça kağıda bir şiir yazmış ve ona vermişti. David bu küçük jestten çok mutlu olmuştu. Yine hastalanan arkadaşı Anna'ya ilaç bulmak için çok uğraşmıştı. Sonunda bir doktordan bir hap almayı başarmıştı. Anna'ya hapı vermiş ve onun iyileşmesini sağlamıştı. Arkadaşı Leo'nun öldürüldüğünü duyduktan sonra cesedini krematoryuma götürmeden önce son bir kez görmek istemişti. Cesedi bulmuş ve onun için dua etmişti. Onun ruhunun cennete gideceğine inanmıştı. Hamile olan Sara'ya bir battaniye bulmak için çok uğraşmıştı. Sonunda bir gardiyandan bir battaniye çalmayı başarmıştı. Sara'ya battaniyeyi vermiş ve bebeğini sıcak tutmasını söylemişti. Kamptan kaçmaya çalışan Max için bir harita çizmiş ve ona kaçış rotasını göstermişti. Max'e başarılar dileyip onu uğurlamıştı. Eva'nın doğum günü için bir kolye yapmaya karar vermişti. Bir tel parçasını eğip bükmüş ve ona bir kalp şekli vermişti. Eva'ya kolyeyi takmış ve Eva çok sevinmişti. Victor bu şekilde kamptaki insanlara yardım ederek hayatına bir anlam katmaya devam etmişti. Onların ihtiyaçlarını karşılamış, hayallerini desteklemiş, sevgilerini paylaşmıştı. Victor toplama kampında bir günü daha bitirmişti. Çalışma alanından barakasına dönmüştü. Yorgundu, açtı ve üşümüştü. Ranzasına uzanmış, gözlerini kapatmıştı. Ama uyuyamıyordu. Aklında bin bir soru vardı. Victor uyumaya çalışırken yanına gizemli bir adam geldiğini fark etti. Adam Victor'un hiç tanımadığı biriydi. Kamptaki esirlerden farklı görünüyordu. Uzun boylu, zayıf ve solgun bir yüzü vardı. Siyah bir cübbe giymişti. Saçları ve sakalları uzun ve beyazdı. Gözleri derin ve parlaktı. Adam elinde eski bir lamba tutuyordu. Lamba metalik bir renkteydi. Üzerinde desenler ve yazılar vardı. Victor bunların ne anlama geldiğini bilmiyordu. Lamba tozlu ve paslı görünüyordu. Adam lambayı Victor'a uzattı ve ''Bu lamba sana ait'' dedi. Victor çok şaşırdı ve ''Bu lambayı neden bana veriyorsun?'' diye sordu. Adam gülümsedi ve ''Bu lamba senin kaderin'' dedi. Sonra aniden ortadan kayboldu. Victor elindeki lambaya baka kaldı. Bu lambanın kendisiyle ne ilgisi olduğunu anlamadı ve lambanın ne yapabileceğini bilmedi. Bu lambanın hayatını nasıl değiştireceğini tahmin edemedi. Victor lambayı aldı ve incelemeye başladı. Lambanın üzerinde garip işaretler vardı. Lambayı silmeye çalışırken birden lambadan duman çıkmaya başladı. Duman yoğunlaştı ve sonra şekil değiştirdi. Lambadan çıkan duman bir cin haline geldi. Cin Victor'a bakıyordu. Cin Victor'un hiç görmediği bir varlıktı. Uzun boylu, kaslı ve yakışıklı bir adam görünümündeydi. Teni bronz, saçları siyah, gözleri yeşildi. Üzerinde parlak ve renkli bir cübbe vardı. Başında bir sarık, belinde bir kemer, ayaklarında bir çift terlik vardı, elinde bir asa tutuyordu. Cin Victor'a gülümsedi ve ''Selam sana ey efendim'' dedi. ''Ben bu lambanın ciniyim. Bana ne emredersen yaparım. Senin için 3 dilek gerçekleştirebilirim.'' Victor bu olanlar karşısında çok şaşırdı. Cin'in gerçek olup olmadığını anlayamadı. Cin'in ne yapabileceğini merak etti. Cin onun hayatını nasıl değiştirecekti bunu tahmin edemiyordu. Derne inanamadı. Bu nasıl olur diye sordu. Cin gülümsedi ve
"Bu lamba sihirli bir lambadır," dedi. "Senin atalarından biri bu lambayı çok eskiden büyük bir büyücüden almıştır. Lamba nesilden nesile geçmiştir ama senin baban lambayı kaybetmişti. Ben de seni bulmak için yıllarca aradım. Şimdi senin hakkın olan lamba sana geri döndü." Victor atalarının kim olduğunu merak etti. Cin onu anlattı. Victor'un ataları eski zamanlarda yaşamış, cesur ve adaletli bir kavimdi. Onlar zalim bir kralın zulmünden kaçarak uzak bir ülkeye yerleşmişlerdi. Orada huzur ve mutluluk içinde yaşamışlardı. Victor'un atalarından biri kavminin lideriydi. Hem güçlü hem de akıllı bir adamdı. Halkını korumak ve yönetmek için çok çalışıyordu. Bir gün bir büyücüyle karşılaştı. Büyücü uzun boylu, zayıf ve yaşlı bir adamdı. Üzerinde beyaz bir elbise vardı, başında bir külah, elinde bir değnek vardı. Büyücü yaklaştı ve "Selam sana ey yiğit lider, ben bir büyücüyüm, sana sihirli bir lamba vereceğim. Bu lamba senin ve kavminin hayatını değiştirecek," dedi. Victor'un atası büyücünün sözlerine çok şaşırdı ve "Bu lamba neden bana ait, niçin bana veriyorsun?" diye sordu. Büyücü gülümsedi ve "Bu lamba senin kaderin," dedi. "Senin ataların bu lambayı bana vermişti, onlar da büyük bir kavimdi, zalim bir kralın zulmünden kaçmışlardı. Bu sihirli lamba sayesinde yeni yerleştikleri ülkede huzur içinde yaşamışlardı." Büyücü devam etti. "Ataların bu lambayı bana verirken bir şart koştular. Dediler ki, bu lamba bizim en değerli hazinemizdir. Bu lambayı koruman için sana veriyoruz ama sen de bize bir söz vermelisin. Bu lambayı nesilden nesile aktaracaksın ve her nesilde bu lambanın sahibi olacak kişiye bu lambanın anlamını öğreteceksin." Büyücü, "Ben de onlara söz verdim," dedi ve son sözlerini söyledi. "Şimdi sen bu lambanın sahibi oldun. Sen de bu lambanın anlamını öğrenmelisin. Bu lamba sana 3 dilek hakkı verir ama bu dilekleri akıllıca kullanmalısın. Çünkü bu dilekler senin ve kavminin hayatının yönünü belirleyecek. Eğer bu dilekleri akıllıca ve doğru bir şekilde kullanabilirsen, sizlere huzur, mutluluk ve zenginlik verecektir." Victor, Cin'in anlattıklarını dinledi ve çok şaşırdı. Atalarının kim olduğunu öğrenmek onu gururlandırdı. Büyücünün kim olduğunu ve niçin lambayı atalarına verdiğini anlamak onu meraklandırdı. Lambanın anlamını ve gücünü keşfetmek onu heyecanlandırdı. Victor, Cin'in sözlerine şüpheyle bakmış olsa da yine de meraklanmıştı. "Peki ya bu 3 dilek meselesi nedir? Bana bunu açıklar mısın?" diye sordu. Cin, "Evet efendim," dedi. "Sizin için 3 dilek gerçekleştirebilirim ama bunu yapabilmem için bazı kurallar vardır. Siz dileklerinizi bu şartlara uygun olacak şekilde söylemelisiniz. Bu kurallar şunlardır. Birinci kural, dileklerin sonucunda başkasına zarar gelmemelidir. İkinci kural, dileklerin sonunda kendine zarar gelmemelidir. Üçüncü kural, dileklerin sonucunda hayatın anlamını kaybetmemelisin. Bu kurallara uyduğun sürece istediğin her şeyi dileyebilirsin." Victor, Cin'in şartlarını dinlemiş ve düşünmeye başlamıştı. Acaba ne dilemeliydi? Kamptan kurtulmak mı, ailesini görmek mi, yoksa başka bir şey mi? Victor, Cin'in kurallarını hatırlayarak ilk dileğini söylemeye karar verdi. "Benim ilk dileğim kamptan kurtulmak," dedi. Cin başını salladı ve "Peki efendim," dedi. "Ama bunun için bir plan yapmamız gerekir. Çünkü buradan seni kaçırmak kolay değil. Gardiyanlar, köpekler, tel örgüler var. Eğer yakalanırsak hem senin hem de benim sonumuz olur."
Victor Cin'in sözlerine hak verdi ve ''Peki ne yapabiliriz?'' diye sordu. Cin biraz düşündü ve ''Şöyle yapalım'' dedi. ''Sen lambayı yanına al ve gece olunca beni çağır. Ben seni görünmez yapacağım ve sen de sessizce kamptan çıkacaksın. Ama dikkatli ol, kimseye çarpmamaya ve ses çıkarmamaya çalış. Eğer bir şey olursa lambayı sıkıca tut ve beni çağır.'' Victor, Cin'in planını kabul etti ve lambayı yanına aldı. Gece olunca lambayı ovdu, Cin'i çağırdı. Cin çıktı, Victor'u görünmez yaptı. Victor, Cin'in rehberliğinde kamptan çıkmayı başardı. Dışarıda onu bekleyen bir araba vardı. Cin, Victor'u arabaya bindirdi ve ''Haydi gidelim'' dedi. Victor, Cin'in ikinci dileğini sormasını bekledi. Ama Cin sessiz kaldı. Victor merak etti ve ''Neden ikinci dileğimi sormuyorsun?'' diye sordu. Cin gülümsedi. ''Çünkü ikinci dileğini biliyorum.'' dedi. ''Sen aileni görmek istiyorsun değil mi?'' Victor şaşırdı ve ''Evet.'' dedi. ''Ama nasıl biliyorsun?'' Cin ''Ben senin kalbini okuyabiliyorum.'' dedi. ''Senin ailen de seni çok özlüyor.'' Onlar da toplama kampına gönderildiler ama başka bir kampa, seninle aynı kaderi paylaşıyorlar. Victor'un gözleri doldu ve ''Onları görebilir miyim?'' diye sordu. Cin ''Evet'' dedi ama ''Bunun için de bir plan yapmamız gerekir. Çünkü onların bulunduğu kamp da buradan çok uzakta değil. Eğer oraya gidersek yakalanma riskimiz var.'' Victor Cin'in sözlerine hak verdi ve ''Peki ne yapabiliriz?'' diye sordu. Cin biraz düşündü ve ''Şöyle yapalım'' dedi. ''Sen lambayı yanına al ve arabada saklan. Ben seni uçuracağım ve onların bulunduğu kampa götüreceğim. Ama orada da görünmez olman gerekir. Eğer bir şey olursa lambayı sıkıca tut ve beni çağır.'' Victor Cin'in planını kabul etti ve lambayı yanına aldı. Cin arabayı havalandırdı ve onların bulunduğu kampa doğru uçtu. Kampın üzerinde durduklarında Victor lambayı ovdu ve Cin'i çağırdı. Cin çıktı ve Victor'u görünmez yaptı. Victor, Cin'in rehberliğinde kamptaki barakalara girdi. Orada ailesini aramaya başladı. Babasını, annesini, kardeşlerini görmek istiyordu. Ama aradığı kimselerin hiçbirini bulamadı. Cin, Victor'un üzüntüsünü hissetti ve ''Üzgünüm efendim'' dedi. ''Ama onlar burada değil. Belki de başka bir kampa gönderildiler. Ya da belki de...'' Victor, Cin'in sözünü bitirmesine izin vermedi ve ''Yeter!'' dedi. ''Başka bir şey söyleme. Onları bulacağım. Onlar yaşıyor olmalı.'' Cin, Victor'un inadını görünce susmak zorunda kaldı. Victor lambayı sıkıca tuttu ve ''Gel artık buradan gidelim'' dedi. Cin Victor'u arabaya götürdü ve ''Peki efendim şimdi ne yapalım?'' diye sordu. Victor Cin'in sorusuna cevap vermedi. Ailesini düşündü. Onları nerede bulabileceğini merak etti. Cin Victor'un sessizliğini bozdu. ''Efendim'' dedi. ''Eğer ne yapacağımı bana söylemezsen ben de sana yardım edemem.'' Victor, Cin'in sözlerine kulak verdi. ''Peki'' dedi. ''Ben ailemi bulmak istiyorum. İkinci dileğimi henüz gerçekleştirmedin. Onları nerede arayacağımı bana söyle.'' Cin, Victor'un dileğini duyunca üzüldü. Çünkü onun ailesinin akıbetini biliyordu. Ama ona söyleyemedi. Onun kalbini kırmak istemiyordu. Cin, Victor'a yalan söylemeye karar verdi ve ''Peki efendim'' dedi. ''Senin aileni bulacağın bir yer biliyorum ama oraya gitmek için çok cesur olman gerekir çünkü orası çok tehlikeli bir yerdir.'' Victor Cin'in sözlerine şüpheyle baktı ama yine de meraklandı. ''Neresi orası?'' diye sordu. Cin ''Orası'' dedi. ''Kötü kalpli kralın sarayıdır. Kral esir aldığı insanları orada tutar ve onlara işkence eder. Belki de senin ailen de oradadır.'' Victor, Cin'in sözlerine inanmak istedi ama korktu da.
oraya nasıl gidebiliriz?" diye sordu. Cin, "Oraya gitmek çok kolay değildir ama seni lambanın içine alarak görünmeden saraya sokabilirim," dedi. Victor cinin teklifini kabul etti ve "Tamam, o zaman beni oraya götür," dedi. Victor, cinin kendisini lambanın içine aldığını hissetti. Lambanın içine girdiğinde çok şaşırdı. Lamba dışarıdan göründüğünden çok daha büyük ve güzeldi. Sıcak, aydınlık ve ferah bir yerdi. Victor lambanın içinde kendini rahat hissetti. Etrafındaki eşyalara bakmaya başladı. Lamba bir ev gibi döşenmişti. Bir yatak, bir masa, bir sandalye, bir kitaplık, bir dolap vardı. Eşyalar eski ama kaliteli görünüyordu. Victor lambanın duvarlarında resimler asılı olduğunu gördü. Resimler çerçeveli ve renkliydi. Resimlerde ataları vardı. Ataları cesur ve adaletli bir kavimdi. Zalim bir kralın zulmünden kaçarak uzak bir ülkeye yerleşmişlerdi. Yeni ülkelerinde çok çalışmışlar ve yeni bir hayat kurarak huzur ve mutluluk içinde yaşamışlardı. Victor resimleri tek tek inceledi. Resimlerde atalarının yüzleri, giysileri, silahları, hayvanları vardı. Yaptıkları işler, kutladıkları bayramlar, yaşadıkları maceralar, sevgileri, umutları, hayalleri vardı. Victor resimleri izledikçe atalarını tanımaya başladı. Onların nasıl yaşadığını keşfetmek onu mutlu etti. Cin, Victor'u lambayla birlikte uçuruyordu. Victor, lambanın penceresinden dışarıyı seyrediyordu. Gökyüzünde bulutlar akıyordu, yeryüzünde ise karanlık ve kasvetli bir manzara vardı. Kötü kalpli kralın işgal ettiği ülke böyle görünüyordu. Cin, Victor'u kötü kalpli kralın sarayına getirdi. Saray, büyük ve görkemli bir yapıydı. Duvarları taştan, çatısı altından, kapıları gümüşten yapılmıştı. Sarayın bahçesinde çeşmeler, havuzlar, heykeller vardı. Etrafında ise yüksek duvarlar ve keskin dikenler vardı. Cin, Victor'u saray duvarlarının üzerinden geçirdi, sarayın içine girdiler. Sarayın içi de dışı gibi ihtişamlıydı. Sarayda merdivenler, salonlar, odalar vardı. Pahalı halılar, mobilyalar, tablolar vardı. Altınlar, mücevherler, silahlar vardı. Cin ile Victor sarayın zindanına gittiler. Zindan, sarayın en alt katındaki karanlık ve rutubetli bir yerdi. Zindanda demir parmaklıklar, zincirler, kancalar vardı. Zindanda işkence aletleri, kemikler, kan lekeleri vardı. Oradaki insanlar perişan bir haldeydiler. Hepsi çok zayıf, solgun ve bitkindiler. Bazıları yaralı, bazıları hasta ve hatta bazıları ölüydüler. Victor, zindandaki insanların kim olduğunu sordu Cin'e. Bu insanlar, kötü kalpli kralın esir aldığı insanlardı. Kral onları burada tutuyor ve onlara işkence ediyordu. Kral onları ırkından, inancından, görüşünden veya ona karşı olan davranışlarından dolayı suçluyordu. Cin, Victor'a zindandaki insanlara nasıl işkence edildiğini anlattı. İnsanlar kırpaçlanıyor, yakılıyor, kesiliyor, asılıyor, boğuluyor, eziliyor, parçalanıyordu. Victor, Cin'in anlattıklarını dinledi ve çok üzüldü. Zindandaki insanları acıdı. Oradaki insanlar arasında ailesini aradı ama onları hiçbir yerde bulamadı. Ailesinin nerede olduğunu merak etti. Babasını, annesini, kardeşlerini görmek istiyordu ama aradığı insanların hiçbirini bulamadı. Cin, Victor'un hayal kırıklığını hissetti ve "Üzgünüm efendim," dedi. "Ama onlar burada değil, belki de başka bir yerdedirler." Victor, Cin'in sözlerine inanmadı ve "Yalan söylüyorsun," dedi. "Sen bana yardım etmiyorsun, sen benimle oynuyorsun." Cin, Victor'un öfkesini görünce korktu. "Hayır efendim," dedi. "Ben sana yardım etmek istiyorum.
ama senin aileni bulmak çok zor. Victor, Jean'in sözlerine kulak asmadı ve "Yeter!" dedi. "Sen bana ihanet ettin. Benim gerçek dostum değilsin." Jean, Victor'un sözleriyle yıkıldı ve "Efendim, lütfen beni affet. Ben sana yalan söyledim ama senin iyiliğin için yaptım." Victor, Jean'in sözlerine şaşırdı. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. Jean, Victor'a gerçeği söylemeye karar verdi. "Efendim, sen aileni bulamazsın. Çünkü onlar artık yaşamıyor. Onlar gaz odasında öldürüldüler." Victor, Jean'in sözlerini duyunca dondu, kaldı. Gözleri yaşardı, yere yığıldı. Jean, Victor'un acısını paylaştı. "Efendim, lütfen kendine gel. Senin için çok üzgünüm. Ama ne olur hayatın anlamını kaybetme. Sen hala yaşamak için bir sebep bulabilirsin. İnsanlara yardım edebilir, onlar için umut olabilirsin." Victor, Jean'in sözlerini duydu ama dinlemedi, sadece ailesini düşündü. Onları göremeyeceğini ve onlara kavuşamayacağını anladı. Hayatının anlamını kaybettiğini hissetti. Lambayı elinden bıraktı ve Jean'e "Git!" dedi. "Beni yalnız bırak, sen bana hiçbir şey veremedin." Jean, Victor'un sözlerine çok üzüldü. "Efendim, senin üçüncü dileğin ne? Belki de sana başka bir şey verebilirim." Victor, Jean'in sorusuna cevap vermedi. Ailesini görebilmek için son bir dilek hakkı olduğunu biliyordu ama bunun mümkün olmadığını da biliyordu. Jean, Victor'un sessizliğini bozdu ve "Efendim," dedi. "Senin üçüncü dileğin ne? Eğer bana söylemezsen ben de sana yardım edemem." "Victor, benim üçüncü dileğim ailemi görmek, onlarla bir kez daha konuşmak." Jean, Victor'un dileğini duyduğunda şaşkınlıkla karışık bir ifadeyle baka kaldı. Çünkü Victor'un ailesinin öldüğünü biliyordu ama bu dileği yerine getirmekle yükümlüydü. Jean, Victor'a yalan söylemeye karar verdi ve şöyle dedi. "Tabii efendim, dileğinizi yerine getireceğim. Ailenizi göreceğiniz bir yer biliyorum. Ancak oraya gitmek için büyük bir cesaret gerekmektedir." Victor merakla sordu. "O yer neresidir?" Jean gizemli bir şekilde gülümsedi. "O yer cennettir. Cennet, ölen insanların sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşadığı bir yerdir. Aileniz de orada bulunmaktadır." Victor Jean'in söylediklerine şaşırdı ve hemen sordu. "Peki cennete nasıl gidebilirim?" Jean yine gülümseyerek cevapladı. "Cennete gitmek kolay değildir. Ancak ben sizi farklı bir zaman boyutunda seyahat ettirerek oraya götürebilirim." Victor, Jean'in teklifini kabul etti ve heyecanla "Tamam, o zaman beni cennete götürün," dedi. Jean, Victor'u elindeki lamba ile birlikte alarak havaya yükseldi. Victor, gözlerine inanamadığı bir şekilde Jean'in rehberliğinde cennete doğru ilerliyordu. Bu yolculuk tamamen hayal dünyasında gerçekleşiyordu. Cennete vardıklarında Victor'un karşısına büyüleyici bir manzara çıktı. Cennet görkemli saraylar ile doluydu. İncilerden yapılmış duvarlar, altından çatılar ve gümüş kapılarla çevriliydi. Bahçelerde şırıl şırıl akan nehirler, göller ve rengarenk çiçekler vardı. Her yerde ışıklar ve renkler bir araya geliyordu. Adeta bir büyüye kapılmış gibi hissediyordu Victor kendini. Jean, Victor'a cennetteki insanları gösterdi. İnsanlar çok mutlu ve huzurluydular. Hepsi genç, güzel ve sağlıklıydılar. Bazıları dua ediyor, bazıları ilahi söylüyorlardı. Onlar cennete layık olan insanlardı. Burada sonsuza kadar yaşayacaklardı. Burada Allah'ın rahmetine kavuşmuşlardı. Victor Jean'in anlattıklarını dinledi ve çok sevindi. Cennetteki insanlara hayran kaldı. İnsanlar arasında ailesini aramaya başladı
babasını, annesini, kardeşlerini görmek istiyordu ve nihayet sonunda onları buldu. Ailesi cennette mutlu bir şekilde yaşıyordu. Onlar da Victor'u gördüler ve çok sevindiler. Victor ailesine koştu ve onlara sarıldı. Onlarla konuştu, onlara neler yaşadığını anlattı, onlardan özür diledi, onlara teşekkür etti, onlara sevgisini ifade etti. Ailesi de Victor'a sarılıp onu teselli etti. Ona neler yaşadıklarını anlattılar. Victor ailesiyle geçirdiği zamanın tadını çıkardı, onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Cin, Victor'un mutluluğunu gördü ve gülümsedi ama sonra üzüldü. Çünkü onun burada kalmasına izin veremezdi. Victor'a yaklaştı ve ''Efendim'' dedi, ''senin üçüncü dileğin yerine geldi ama artık gitmen gerekiyor çünkü sen buraya ait değilsin.'' Victor, Cin'in sözlerini duyunca dondu kaldı, gözleri yaşardı. Cin, Victor'a, ''Efendim'' dedi, ''senin üçüncü dileğin yerine geldi ama sen hala mutlu olamadın. Belki de sen başka bir şey istiyorsun.'' Victor, Cin'in söylediklerini dinledi ve bir karar verdi. ''Evet'' dedi, ''ben burada kalmak istiyorum.'' Cin, Victor'un dileğini duyunca şaşırdı. ''Peki efendim'' dedi, ''sen burada kalabilirsin ama bunun için bir bedel ödemen gerekir.'' Victor merakla ''Ne bedeli?'' diye sordu. Cin, ''Bunun bedeli senin hayatındır'' dedi. ''Eğer burada kalmak istiyorsan hayatını bana vermen gerekir.'' Victor Cin'in sözlerine şaşırdı ve ''Hayatımı mı?'' diye sordu. Cin, ''Evet'' dedi. ''Hayatını bana verirsen burada sonsuza kadar kalabilirsin.'' Victor, ''Sen ne yapacaksın hayatımla?'' diye sordu. Cin gülümsedi. ''Senin hayatınla ben yaşayacağım.'' dedi. Victor, Cin'in teklifini duyunca çok düşündü. Hayatını Cin'e verme fikri çok saçma geldi. Ama ailesiyle birlikte olmak da ona çok cazip geldi. Victor sonunda karar verdi. ''Peki'' dedi, ''ben hayatımı sana vereceğim ama bunun için bir şartım var.'' Cin, Victor'un sözlerine şaşırdı ve ''Ne şartı?'' diye sordu. Victor, ''Şartım şudur'' dedi, ''benim yaşamda bir anlam bulmama yardım etmen gerekir.'' Cin, Victor'un sözlerine şaşırdı ve ''Nasıl yani?'' diye sordu. Victor da ''Şöyle yani'' dedi, ''sana hayatımı vermeden önce bana yaşamda bir anlam olduğunu göstermen gerekir. Bana insanlara yardım etmenin, sevmek ve sevilmek, umut etmek ve inanmak gibi şeylerin değerini göstermen gerekir. Bana hayatın güzelliklerini göstermen gerekir.'' Cin Victor'un sözlerini duydu ve gülümsedi çünkü onun hayatına değer verdiğini anladı ama ona söyleyemedi. Victor'a ''Peki efendim'' dedi, ''senin istediğin gibi yapacağım. Seninle birlikte yaşayacağım ve sana yaşamda bir anlam olduğunu göstereceğim.'' Victor, Cin'in sözlerine inanmak istedi. ''Sonra ne olacak?'' diye sordu. Cin, ''Sonra sen bana hayatını vereceksin.'' dedi. Victor, Cin'le birlikte yaşamaya başladı. Cin, ona yaşamda bir anlam olduğunu göstermek için elinden geleni yaptı. Ona doğanın güzelliğini, sanatın büyüsünü, sevginin kuvvetini, umudun ışığını, inancın gücünü gösterdi. Ona insanlara yardım etmenin, onlara moral vermenin, onlara hayatta bir anlam bulmalarına yardım etmenin değerini gösterdi. Victor, Cin'in gösterdiklerinden çok etkilendi. Hayatının anlamını kaybettiğini düşündüğü zamanlarda bile Cin'in yanında olması onu mutlu etti. Cin'in ona gösterdiği ilgi ve sevgi onu rahatlattı, öğrettiği şeyler onu aydınlattı. Victor, Cin'le birlikte yaşarken hayatının değerini anlamaya başladı. Hayatın kendisinin de bir anlam taşıdığını fark etti. Hayatın her anının bir mucize olduğunu, her anın bir seçim içerdiğini ve her seçimin bir sonuç doğurduğunu anladı. Victor, Cin'le birlikte yaşarken hayatını ona vermemeye karar verdi. Çünkü Victor
artık hayata evet diyordu. Ferit hayal dünyasında geçirdiği yolculuğun sonuna gelmişti, gözlerini açtı ve düşüncelere daldı. Hayal dünyasında yaşadığı bu hikaye, bir doktor olan Victor'un toplama kampındaki zorluklarını ve cinle olan karşılaşmasını anlatıyordu. Victor, cinin verdiği üç dilekle hayatına anlam katmaya çabalıyordu. Bu masal, hayatın değerini ve anlamını hatırlatma amacı taşıyordu. Her anın bir mucize olduğunu, her seçimin sonuç doğurduğunu ve hayatın anlamını kaybetmemek için güzelliklere, sevgiye, umuda ve inanca tutunmamız gerektiğini vurguluyordu. Hayatın anlamını bulmak için başkalarına yardım etmemiz, onları desteklememiz ve anlam arayışlarında yanlarında olmamız gerektiğini öğretiyordu. Gerçekleri kabullenmek, yalanlara inanmamak ve kendimizi kandırmamak da hayatın anlamını bulmak için önemli adımlardı. Bu olaylar hayata olumlu bir şekilde yaklaşmayı ama aynı zamanda gerçeklerden kaçmamayı öğütlemekteydi. Hayatın zorluklarına direnme, güzelliklerine şükran duyma ve hayatın anlamına saygı gösterme önerileriyle doluydu. Masalımız, hayata olumlu bir şekilde yaklaşan bir adamın hikayesini anlatıyordu. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.